Sağlığın zirvesi, Özel Metrolife Hastanesi. Özel Metrolife Hastanesi, sağlık olsunu sunar. Sağlık Olsun programından hayırlı bir akşam diliyoruz sizlere. Bu akşam da çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bu akşamki konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı uzman doktor Mustafa Özkan. Programımıza hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Sizi tanıtan kısa bir VTR'miz olacak. VTR'yi izledikten sonra sorularımıza başlayabiliriz. Evet, Mustafa Bey'i tanıtan kısa bir VTR'nin ardından sorularımıza başlayacağız. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Mustafa Özkan, 1978 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin Yoğunca köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Siverek'te tamamladıktan sonra 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne başladı. Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra pratisyen hekim olarak Iğdır ilinin Tuzluca ilçesinin Gaziler köyünde bir yıl süreyle çalıştı. 2005 yılında 100. Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde asistan hekim olarak başladı. 2011 yılında pediatri ihtisasını tamamladıktan sonra Diyarbakır Bismillah Devlet Hastanesi'nde pediatri uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladı. 2012-2015 yılları aralığında tıp merkezi ve özel hastanede görev yaptı. Haziran 2015 tarihinden itibaren hastanemizin çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünde uzman hekim olarak görevine devam etmektedir. Evet, VTR'mizin ardından sorularımıza başlayabiliriz. Mustafa Bey, programımıza hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Evet, bugün sizinle çocuk sağlığı üzerine konuşacağız. Öncelikle sormak istediğim soru şu: anne sütü gerçekten çok önemli. Özellikle Sağlık Bakanlığı da ve sağlıkla ilgili diğer kuruluşlar da, sizler de, çocuk sağlığı uzmanları da anne sütünü öneriyorsunuz ve gerçekten de bu konuda çok ciddi çalışmalar var öneri konusunda. Bir bebek anne sütünü doğar doğmaz hemen kullanmaya başlar mı? Tabii, yani bununla ilgili şöyle bir ayrıntı var. Yani eğer normal doğumla doğmuşsa bebek, anne yatağına gider gitmez bebeği annesiyle buluşturmak lazım ve beslemeye başlamak lazım anne sütüyle. Sezeryanla doğmuşsa bebek, annenin o anestezi etkilerini falan üstünden atması için genelde anne sütüyle beslenmeyi 2 saat sonra öneriyoruz. Evet. Peki anne sütünün yanında ek gıdalar, yani besleyici mamalar kullanan anneler de var. Tabii belki de bunun belli sebepleri vardır. Anne sütünün yetmemesi gibi sebepleri vardır. Mamayı siz hangi durumlarda öneriyorsunuz? Şimdi hakikaten bu konuda annelerin kafası çok karışık. Bebekler doğar doğmaz anne sütü kullanma oranı çok yüksek. Ama ilerledikçe zaman, genelde sosyokültürel durumu ne kadar yüksek olursa olsun, anne bebeğin her ağlamasını açlığına falan yoruyor. Yani bir şekilde mamaya başlamak için bahane arıyor genelde ve mamaya eninde sonunda başlıyor. Bebek 6 aylık olunca genelde anne sütü, saf anne sütü, sadece anne sütü kullanan bebek sayısı oranı çok azalıyor. Yani anne sütünün yeterli olup olmadığıyla ilgili tabi bazı kriterlerimiz var. Bunlar için en önemli şey bebeğin tartı alımı. Yani genelde ilk 6 ayda bebek günde 20-30 gram alıyorsa ve altını günde 5-6 defa ıslatıyorsa, anne sütünün yeterliliği için bu bizim için uygun, yeterli bir kriter. Ama yani annelerde mesela infantil koliği gaz problemi olduğu zaman da anne şey yapıyor, hani bebeğine mama başlamak istiyor. Yani biz dediğimiz şekilde, yani eğer annenin bebeği yeterince kilo almıyorsa, o günde 20-30 gram, işte haftada 200-250 grama tekabül ediyor ortalama, o zaman biz şey yapıp annelerimize, bebeklerine hani formüla mama kullanmasını öneriyoruz. Evet, peki daha önceden bu tarz mamalar, sizin bahsettiğiniz işte mamalar yoktu. Evet. Anne sütünün yine yetmediği durumlar söz konusu oluyordu. Bu gibi durumlarda, yani siz sosyokültürel durumlardan ve sosyoekonomik durumlardan da bahsettiniz.
Bu gibi durumlarda annenin sütünün yanı sıra destekleyici bir gıda olarak ne tavsiye edilebilir? Ya şöyle, şimdi inek sütüyle alakalı biz şunu net bir şekilde artık söylüyoruz, hani 1 yaşından önce kullanmayalım diye. Ama ailenin sosyoekonomik durumu çok iyi değilse anne direkt inek sütüyle de başlayabilir. Yani ilk 4 ay biz inek sütünün sulandırılmasını istiyoruz. 4. aydan sonra saf inek sütü de kullanabilir. Ama şöyle, eğer anne sütü yetersizse ve yine sosyoekonomik durumu çok iyi değilse ailenin, ek gıdalara hani biz genelde 6. aydan sonra başlanılmasını istiyoruz ama 4. aydan sonra da başlanılabilir. Ek gıdaları önerirken ilkin daha çok sıvı ve yarı katı püre kıvamındaki besinleri öneriyoruz. Yani 6 ay saf anne sütü almış bir bebek 6. aydan sonra elbette ki anne sütüne devam ediyor, anne sütünü kesmiyoruz. Ama anne sütüne ek olarak yoğurt çok çok önemli, muhallebi kullanabilir. Sebze haşlanıp püre şeklinde ezilip bebeğe verilebilir. Meyve püresi verilebilir. Çorbalar verilebilir, et suyu falan verilebilir. Bu şekilde yani 9. aya doğru daha böyle yarı katı şeyler ve 1 yaşında sofraya falan da oturtulabilir çocuk. Evet, anne sütünün gelişim üzerindeki olumlu etkisinden bahsettiniz. Tabii bir de bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedersek anneleri daha da bilinçlendirmek adına. Yani bir anekdot anlatayım bu konuda. İhtisas yaparken yeni doğan hocam vardı, Ercan Kırımi, onu da analım buradan. Şunu derdi, yani yeni doğan hastalıkları çok ciddi hastalıklar. Yani yeni doğanlar bağışıklık sistemleri çok düşük olan bireyler. Bunlar da eğer düzgün anne sütü alıyorsa, yani yeni doğanın en ciddi hastalığı olan yeni doğan sepsisi bile antibiyotiksiz tedavi edilebilir. Yani hani bu bağlamda, yani anne sütü alan bebeklerin işte üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma oranı, yine bağışıklık sistemini ilgilendiren işte kanser hastalıklarıdır, bazı otoimmün işte diyabet gibi, çölyak gibi hastalıklar, tiroid hastalıkları, bunlara yakalanma oranı kesinlikle toplumda anne sütü almayan bireylere göre çok çok daha az. Evet. Yani bu konuda net bilimsel çalışmalar var. Anne sütünün IQ gelişimiyle ilgili olumlu etkileri okul başarısını ne oranda etkiler? Yani şöyle, yani bilimsel olarak bu konuda yapılmış çok çalışma var. IQ düzeyi üzerinde 10-15 birim etki ettiği söyleniliyor. Bu çok önemli bir kriter. Hani vatandaşların anlayacağı ölçüde şey yaparsak, yani aynı performansı göstererek, hani ayrıntıyı öyle bir parantez koyalım, aynı çalışma performansını göstererek işte bir anne sütü alan bir öğrenci diyelim eğitim fakültesine girip öğretmen olur. Aynı performansı gösteren anne sütü almayan bir öğrenci kazanamaz o sınavı. Ya da şöyle diyelim, yine anne sütü alan bir öğrenci aynı performansla işte doktor, avukat olur, tamam. Anne sütü almayan bebek öğretmen olur. Yani hani aynı performansla aynı enerjiyi, ATP'yi sarf ederek yani. Evet. Ama genel olarak böyle sayısal bir rakam verecek olursak 10-15 birim IQ'yu etkilediği söyleniyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Anne sütünün bir bireyin sosyal yaşantısıyla, ileride oluşacak ekonomik yaşantısıyla da birebir ilgisi var. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani özetleyecek olursak anne sütü alan bireyin IQ düzeyi almayan bireye göre çok daha yüksek. Çok daha yüksek, evet. Bağışıklık sistemi çok daha iyi. Dolayısıyla kronik bazı hastalıklar, akut bazı enfeksiyon hastalıklarına yakalanma oranı çok daha düşük. Yine yani buna çok değinmedik. Psikiyatrik bazı hastalıklara da yakalanma oranı çok düşük. Yani anne sütü alan bir birey bütün bu saydıklarımızın yanında aynı zamanda toplumda çok daha güzel sosyal ilişkiler kurabilir. İşte psikiyatrik bazı kronik hastalıklara yakalanma oranı da çok daha düşüktür. Evet, az önce siz de bahsettiniz. Annenin sütünün yetmediği durumlar ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda anne sütünü arttırabilmek için neler yapılmalı? Şimdi bununla ilgili de hani anneler sık sık bize başvuruyorlar. Anne sütünü ilk önce yetersiz olduğunu gerçekten görmek lazım. Yani mesela bebek tartı alıyor. Daha önce değindiğimiz gibi günde 5-6 defa altını ıslatıyor.
Ama bebeğin kolik sancıları var. Anne işte sütünün yetersiz olduğunu söylüyor. Yani bu annenin sütünü artırmaya gerek yok. Çünkü ağlamasının sebebi anne sütü yetersizliği değil bebeğin. Şimdi anne sütü gerçekten yetersizse, bunu tespit etmişsek, annenin beslenmesini düzenleyebiliriz. Çünkü anne sütü yeterliliğinin beslenmeyle ilişkisi çok çok fazla. Anneye tatlı şeyler yemesini önerebiliriz. Bal, pekmez, reçel. Annenin günde en az bir su bardağı süt içmesini önerebiliriz. Ve bol su almasını öneririz. Ha, bunlar da yetersiz olursa piyasada çeşitli firmaların ürettiği bitkisel kaynaklı bazı çaylar var. Hani bunları da genelde bu beslenme önerilerinin yetersiz olduğu durumlarda hastalarımıza öneriyoruz. Evet, bazı gıdalar, bazı besinler anne sütüne etki ederek çocuk üzerinde bazı tesirler oluşturuyor deniliyor halk arasında. İşte şunu yersen, şunu içersen çocukta gaz sıkıntısı olur deniliyor. Anne sütüne gerçekten de bazı gıdalar çocuğa yansıyacak şekilde rahatsızlık verebilir mi? Tabii. Yani bu konuda size net olarak şunu söyleyebilirim. Yani anne sütünü tadın. Yani anne ne yemişse hakikaten sütte de o tad oluyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim Urfa için. Anneler geliyor, hocam diyor işte 9 aylık diyor sanki böyle anne karnında çiğ köfte yemiş gibi, tamam diyor, çiğ köfteyi çok seviyor diyor. Direkt veriyoruz acıyı falan. Yani onu annelere şu şekilde açıklıyoruz ailelere. Hakikaten annesi mesela gebeliği esnasında, gebelikten sonra anne bebeğini emzirirken çiğ köfte falan ya da acı şeyler tüketmiş ya, o damak tadına çocuk zaten anne sütüyle aşina bir hale geliyor. Alışıyor ve daha sonra o besinlere bir şekilde damağa alışmış oluyor, o da tüketiyor rahat bir şekilde. Evet. Anne sütü hakikaten yani o anlamda bu verdiğimiz örnekten sonra yani her besin mutlaka anne sütüne bir şekilde geçiyor. Onun için anne sütü bebeği rahatsız edebilecek şeylerden annenin beslenmesinde sakınması gerekiyor. Yani bunlara örnek verecek olursak baklagiller, kuru fasulye, nohut, mercimek çorbası, sarımsak, soğan ve sarımsaklı soğanlı yemekler, acılı baharatlı yemekler, çikolata, kırmızı et, kola gibi asitli içecekler, kızartmalar. Bunlar çok çok önemli. Yani bunları ilk 6 ay eğer doktor infantil kolik tanısı koymuşsa bebeğe, annenin mutlaka diyetine uyması ve bunları beslenmesinden çıkarması gerekiyor. Yani annenin ilk 6 ay eğer bebeği kolikli ise, ağlıyorsa tüketebileceği şeyler daha çok süt ürünleri olabilir. Bal, pekmez, reçel, zeytin, peynir gibi kahvaltılık şeyler ve meyve sebze. Evet, çiğ köfteden bahsettiniz. Annenin bebeğini emzirdiği zamanlarda çiğ köfte tüketmesi, yani malum içinde çiğ et var. Çiğ köfte tüketmesinin bebek üzerindeki olumsuz etkisi nedir? Tabii yani şöyle, yani kesinlikle önermeyiz. Yani hani çiğ et zaten ayrı bir sürü parazit açısından bir şey. Konak, hani kaynak. Aynı zamanda işte koliğe sebep olabilecek biraz önce saydığımız besinlerin hemen hemen hepsi var içinde. Yani genelde sarımsaklı, soğanlı yapılıyor, acılı, evet, baharatlı yapılıyor, bol salça konuluyor. Onun için kesinlikle çiğ köfteyi önermeyiz. Evet. Anne sütü ile ilgili önerilen zaman özellikle ilk 6 ayda mutlaka sadece bebeğin anne sütüyle beslenmesi. Peki bunun için üst sınır nedir? Anne sütüyle ilgili zaman Şimdi, sınırı. Anne sütü 2 yaşın sonuna kadar bebeğe verilmeli. Yani hem bu bebeğin hakkı, hem fiziksel, psikolojik, kimyasal gelişimi için de gerekli bir şey. Yani genelde 2 yaşın sonuna kadar anne sütü alan bebek sayısı çok çok az. Ama biz mutlaka ilk 6 ay sadece anne sütü, 6 aydan sonra ek besinlere başlamak kaydıyla 2 yaşın sonuna kadar anne sütünü öneriyoruz. Peki 2 yaşını aşarsa bebek, evet, ve emzirmeye devam ediyorsa annesi, bebek de bu konuda istekliyse, iştahlıysa, bunun sebebi nedir ve çocuk üzerinde psikolojik açıdan bir yan etkisi olur mu? Yani şöyle, annenin bebeğini 2 yaşından sonra emzirmesinde bir sakınca yok. Zaman zaman bunun örneklerini de görüyoruz, 3-4 yaşına kadar bebekler emziriliyor. Ama hani 2 yaşından sonra onu emzirmenin ona tıbbi anlamda bir katkısı yok. Yani hani o açıdan biz
yani çocuğu psikolojik olarak çok etkilemeden yavaş yavaş kesmesini öneriyor. Evet. Yeni doğan bebeklerde sarılık hastalığı ortaya çıkıyor. Özellikle de ilk defa anne olanlar bu konuda çok tedirgin oluyorlar. Sarılık yeni doğan bir bebekte neden ortaya çıkar? Sarılıkla ilgili şöyle diyebiliriz, yani patolojik sebepleri var sarılığın. Mesela anne ile bebek arasında bir kan grubu uygunsuzluğu olabilir. Ve daha farklı birçok patolojik hastalık. Ama genelde yeni doğan bebeğin o sararmasının en temel sebebi, basitçe anlatacak olursak, sarılığın vücutta işlenmesi ve atılmasının fabrikasyonunu yapan organımız karaciğer. Karaciğerleri immatür olduğu için, yani yeterince olgun olmadığı için o bilirubin, o sarılık yükünü atamıyorlar. Ve o geride birikip çocuğun derisinde biz görüyoruz ama vücudun diğer organlarında da birikiyor. Özellikle beyinde birikmesi çok çok tehlikeli. Evet. Kernikterus dediğimiz klinik bir tabloya sebep oluyor ki, yani sokakta, çevremizde, akrabalarımızda gördüğümüz o serebral palsi dediğimiz spastik çocukların işte bir kısmı da böyle önemsenmeyen, doktora götürülmeyen, değeri bakılmayan sarılıklardan, tedavi edilmeyen sarılıklardan kaynaklanıyor. Evet, peki yeni doğan bebeğin sarılık olduğu fark edildiği zaman tedavi süreci ne zaman olmalıdır? Yani ne kadar bir süre içerisinde yapılırsa olumlu bir sonuç elde edilir, ne kadar bir süre geçtikten sonra tedavi edilmeye çalışılırsa pek de olumlu bir sonuç elde edilemez. Yani anne ile bebek arasında herhangi bir kan grubu uygunsuzluğu yoksa, bebekte o sarılık yükünü artıracak kronik bir hastalık yoksa, genelde bir hafta civarında böyle 5. 6. günden önce çok fazla sarılık beklemiyoruz. Evet. Genelde o civarlarda çıkıyor. Bizim ona mutlaka kanda veya bilirubin ölçüm cihazları var. Kan almadan bu cihazlarla bakmak gerekiyor. Kaba taslak şöyle diyebiliriz. 17 bizim için ışık tedavisi verme sınırı. Eğer 17'nin altındaysa biz herhangi bir tedavi uygulamıyoruz. 17'nin üstündeyse ışık tedavisine tabi tutuyoruz ki hani tehlikeli sınırlara çıkmasın. Olgunlaşmayan o kan beyin bariyeri nedeniyle çocuğun beynine gidip bu sarılık maddesi dediğimiz bilirubin oturmasın ve çocuğa zarar vermesin. Evet. Peki yeni doğan bebekte oluşan sarılık tedavi edilmezse ilerleyen yaşlarda epilepsiye dönüşebilir mi? Ya epilepsi demeyelim de, yani serebral palsi diyoruz onlara. Bu çocuklar yani çok çok yüksek değerlere çıkarsa sarılık ve beyne oturup gerçekten çocuğa zarar verirse, kernikterus dediğimiz bir tablo, akabinde serebral palsi dediğimiz hayatı boyunca çocuğun belki de bir daha konuşamayacağı, yani yürüyemeyeceği veya aksak yürüyeceği, zeka durumunun çok çok kötü olacağı bir hastalıkla, yani çok aileler için çok dramatik, çok acı verici bir tablo hakikaten. Böyle bir tabloyla karşı karşıya geliyoruz. Evet, yani yeni doğan bir çocuğun ileride engelli bir bireye dönüşmemesi için sarılık durumu varsa en kısa zamanda uzman bir doktora gidip tedavisinin kesinlikle yaptırılması halk gerekiyor. Halk arasında, yani şöyle küçük bir parantez de açayım. Yani ben de bu bölgenin çocuğuyum, hani biliyorum. Halk arasında işte sarılığı olan bebeğin kulağını kestirmek, ondan sonra üzerine sarı örtü atmak, boynuna sarı boncuk takmak, yok altın suyuyla yıkamak falan, bunlar kesinlikle hurafe. Zaten birkaç gün sonra olgunlaşan karaciğer o bilirubini attığı için aileler ya da aile büyükleri hani o işte kulak arkasını kesme ya da üstüne sarı örtü atmayla alakalı olduğunu düşünüyor. Kesinlikle bununla alakalı bir şey değil. Zaten bebeğin olgunlaşan karaciğeri o sarılık maddesini atıyor ve sarılık geriliyor. Ama önemli olan sarılığın o yükseldiği dönemlerde o kritik değeri geçip çocuğun beynine oturmaması. Evet. Biz bunu önlemeye çalışıyoruz. Yoksa sarılık zaten düzelecek yani. Evet. Yeni doğan bebeklerde bımıldak büyüklüğü ile ilgili sorun oluşursa bununla ilgili neler yapılabilir? Bir de tedavi yöntemleri nelerdir? Yani bu konuda da hakikaten çok önemli bir konu. Yani bıngıldağı yeterince önemsemiyoruz. Yani aileler de, belki hekim arkadaşlarımız da bu konuyu atlıyor zaman zaman. Şimdi normalde çocuklarda iki tane bıngıldak var.
Birine ön fontanel diyoruz. Başın tam tepesinde. Bir de başın arkasında arka fontanel. Doğumda genelde arka fontanel dediğimiz başın arkasındaki o küçük yumuşaklık genelde bebeklerin %70'inde olmuyor. Çok az bir kısmında doğuşta bu arka bıngıldak oluyor, %30'unda falan. Ve bunun da 3 ayda kapanmasını bekleriz. Eğer bu arka fontanel dediğimiz arka bıngıldak açıksa bebekte ve 3. ayın sonunda halen kapanmamışsa, özellikle bu tiroid bezinin iyi çalışmaması, hipotiroidi dediğimiz hastalık mutlaka ailelerin aklına gelmeli. Aileler de bunu belki bir hekime gidip hani bu konuda test yapılmasını talep etmelidir. Şimdi ön fontanelle alakalı, ön fontanelin büyüklüğü genelde 3 artı eksi 2 santim diyoruz. Yani 1 santim de olabilir çapı, 5 santim de olabilir. Önemli olan açık olması. Şimdi eğer açık değilse veya erken kapanmışsa, ha biz ne zaman kapanmasını bekleriz ön fontanelin? En erken 8. ayda kapanmasını bekleriz. Eğer 8. aydan önce kapanmışsa bu bıngıldak, o zaman baş çevresi çok önem arz ediyor bebeğin. Eğer bu bıngıldağın erken kapanmasıyla birlikte baş çevresi de küçük kalmışsa, mutlaka aklımıza kraniosinositozis denilen bu kemik yapının erken kapanması, dolayısıyla beyin büyüyor ya 18 yaşına kadar. Beyin büyüyor ama kafatası kapanmış, bu beynin büyümesine izin vermiyor. İşte bu kafatasının erken kapanması, bu kafatasındaki sütunların testere dişi gibi birbirine geçmiş, kafatası kemiklerini birbirine bağlayan sütunlar var. Bu sütunların erken kapanması kafatasının büyümesine engel oluyor ve dolayısıyla büyüyen beyin bir şekilde kendine yer, zemin bulamıyor yani. O da küçük kalıyor ve bu da yine biraz önce sarılık olayında anlattığımız serebral palsili bir çocuk topluma yetiştirmiş oluyoruz. O açıdan yani bıngıldak erken kapanıyorsa 8. aydan önce ve beraberinde çocuğun baş çevresi de küçükse, mutlaka bu kraniosinositoz dediğimiz hastalığı düşünmemiz lazım. Evet. Ha bıngıldağın geç kapanması, onu da biz kriter olarak şöyle alıyoruz. Genelde 18. aydan önce kapanmasını bekliyoruz. En geç 18. ayda. 18. ayına gelmiş ve halen bıngıldağı açık, hele hele de genişse, bizim aklımıza yine bu tiroid bezinin iyi çalışmaması, hipotiroidi hastalığı, raşitizm dediğimiz kemik hastalığı, kafa içinde sıvı olması, beyin ventriküllerinde sıvı olması ile alakalı hidrosefali dediğimiz bir tablo, akondroplazi vesaire vesaire bir dizi tıbbi hastalık aklımıza gelmeli. O açıdan bıngıldağın büyüklüğü, erken kapanması veya geç kapanması kesinlikle çok önem arz ediyor. Bu konuda ailelerin de çok uyanık olması gerekiyor. Evet, yani bunun tedavisi var tabii ki, değil mi? Tabii. Yani mutlaka uzman doktora başvurmaları gerek. Peki tedavi nasıl yapılır? Yani şimdi şöyle, erken kapanmasıyla alakalı 1 yaşından önce tanı konulursa bu kraniosinositozis dediğimiz olaya, kesinlikle çok rahat tedavi edilir. Çocuğun beyin gelişimi de daha sonra normal olur. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ama 1 yaşından sonra tanı konulsa da, yani hani kozmetik olarak çocuğun o kafasındaki şekil bozukluğunu düzeltsek de, yani belki IQ düzeyi üzerine, belki çocuğun nörolojik gelişimi üzerine artık çok fazla katkımız olmayacaktır. Yani evet, geç kalmış olacağız. O açıdan erken dönemde bu hastalığı tanıyıp tanı koymak çok önemli. Evet, Mustafa Bey, kısa bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Evet, reklamlardan sonra Sağlık Olsun programı devam edecek. Thank you.
Sağlığın Zirvesi Özel MetroLife Hastanesi. Özel MetroLife Hastanesi'nin katkılarıyla Sağlık Olsun devam edecek.